Of aman denizli aç da gel kurbanın olam, kurtar beni buralardan ne olur. Of aman denizleri aç da gel kurbanın olam, kurtar beni buralardan ne olur. Herkese selam, ben Kartal. Ben de Zeynep. Bugün son zamanlarda en çok tartışılan olaylardan birini yapacağız bugün. O nedir? Evet. Nedir? Türkiye'deki yemekler mi yoksa Yunan adalarındaki yemekler mi daha güzel? En iyi servis nerede? En iyi mani acaba nerede? Benim son zamanlarda gerçekten en çok duyduğum konu şu. Bir restorana gittiğimizde... Abi ben bu yemeği hem daha fazlasını hem daha ucuzunu Yunanistan'da yiyorum. Deniliyor. Bakalım işte bugün Cunda Adası'na gidiyoruz. Yiyoruz. Ne yiyeceğiz? Kalamar, karides, ahtapot, balık restoranına gideceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Bir de neden bilmiyorum ama siz söylediniz bunu. Topluluk kısmında yazmışsınız. Tavuk döner. Ne alaka arkadaşlar ama neyse. Bunu ben de bilmiyorum ama siz istediğiniz toplulukta diye tavuk döneri de deneyeceğiz. İlk durağımız neresi? Teos Restoran, Cunda Adası'nın güzide balık restoranlarından biri. Teos'a gidiyoruz. Orada bir balığımızı, ahtapotumuzu, kalamarımızı falan yiyeceğiz. Sonra dondurma. Sonra tavuk döner. Ertesi günde... Nerelini Midilli. Midilli'ye gidiyoruz. Lesbos. Hadi şimdi uzatmadan ilk durağa gidelim. Ama bir şey daha yapacağız. Çok pardon lafını böldüm ama... Bu videonun amaçlarından biri de Midilli'ye giderken kapı vizesi olayını anlatacağız. Evet, kesinlikle. Çünkü bu sene bu uygulama yeni başladı. Selen'imizin vizesi olmadığı için kendisine kapı vizesi alıyoruz. Aldık. Açıklamalı olarak Selen ağzından dinlersiniz. Şimdi ilk durağımıza hadi artık gidelim. Söz veriyorum. Çok güzel bir video olacak. Şimdiden beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum da yaparsınız artık. Hadi yapın gidelim. Yani. Evet hadi gidelim artık. Of aman ve ilk durağımıza şak diye geldik. Şak diye. Neredeyiz? Hayatın ucunda. Ucunda. Bak öyle yazıyor. Teos. Cunda. Hayatın ucunda. Ucunda. Senden beter bunlar. Teos'a geldik. Hadi gidelim. Kalamarımızı, karidesimizi böyle açlıkla ölüyorum. Çok sıcak gidiyorum. Sıcak. Yine sıcakta bunun K harfleri yine şeyiyor böyle. Çok sıcak diye falan kayıyor. O yüzden hemen gidelim. Yesin ki K harfleri düzelsin kocaman. Hadi. Geldik abi. Şimdi neredeyiz Zeynep? Teos Restoran. Teos Restoran. Teos nerede? Cunda'da. Cunda'nın ama merkezinde değil. Birazcık daha böyle gerisinde. Zeynep dedi ki özel olarak buraya gelelim. Evet. Manzarasını seviyormuş buranın, buraya geldik. Ya şimdi saat öğlen saatleri olduğu için daha boş, bir de hafta içi geldik. O yüzden şu an boş. Ne yiyeceğiz burada? Şimdi biz burada bir karides yiyeceğiz, kalamar yiyeceğiz, ahtapot yiyeceğiz. Sonra ortaya bir beyaz peynirli salata alacağız. O kadar. Tabii, o kadar. Başka bir şey yok. Bakalım şimdi siparişlerimizi verelim. Bakalım ne kadar. Şimdi hadi gelsin öyle konuşalım. Hadi şerefe. Hadi sularımızı içelim. Zıbam diye geldi yemek ya. Zıbam. Düşündüğümden hızlı geldi. Karidesimiz, kalamarımız, ahtapotumuz, peynirli salatamız. Gönlümün sultanları. Ege'de olması gereken her şey sofrada çok gibi. Çok iyi. Ekmeğe bak. Ay can yap. Sıcak. Şimdi fiyatları bilmiyoruz. En son söyleyeceğiz ama 8 tane jumbo karidesimiz var. Evet. Kalamar da. Bunlar bir porsiyon. Parça pünçük evet. Yani tamam işte, zaten... 6-7 tane de kalamar var. Hatta şöyle bir şey var. Tamam birazdan... Ama böyle başlanır mı bir adam? Burada da tereyağlı ahtapotumuz var. Ben ilk tereyağını banıyorum. Evet. Ama benim düşündüğüm hani tereyağlı karides deyince hani böyle domateslı bol soslu oluyor öyle ama olmaz güveç mı? Güveç oluyor. Karides güveç. Oluyor, güveç. Bu tereyağlı karides. Tamam. Yunanistan'da da tereyağlı karides isteyeceğiz. Hı hı. Tamam mı? Kalamarda ne yok? Kalamarda sos yok. Nasıl ya? Tereyağı güzel. Bu arada jumbo olması ben ilk defa hayatımda böyle karidesleri büyük büyük görüyorum. Yani küçük küçük bir sürü oldu. Evet, jumbo kullanmışlar. Peki sence sen bir karides gurusu musundur? Hayır. Niye? Hani özgün bir bilgi verecekmişin gibi hissettirdin bana çünkü. Bak şimdi bak karidesli aslında olmazsa olmazlarından. Ben bir tek yine Somer şefimin söylediği. Ne? Ne demiş yine Somer şef? Siyah bir şey vardır. O ayıklanması gerekir denmiş. Ya. Bunda ayıklanmış. Allah aşkına. Sen Somer şeften ne istiyorsun bu kadar ya? Şunu söylemek istiyordum. Heh. Karides böyle bazı yerlerde böyle sakız gibi olur. Heh. O yumuşak olmaz. Böyle çiğnersin ağzında büyür. Öyle değil. Tereyağı da güzel tereyağı gerçekten. Olursa... Yani ben beğendim karidesi. Ben bir tane daha karidesim çok güzelmiş. Oo. Yağlı öpme. Yağlı öpme. Nasıl bir yere getirdin lan bizi? Bu ahtapotu da iyi. Beni yağlı öptün ama be. Özür dilerim. Adam. Ahtapotu da çok iyi. Ya sen var ya. Zeynep'im bir yere giderken 178 tane YouTube yorumu okur. Restoranın 457 tane fotoğraflarına bakar. Tüm yorumlarını okurum. Okur, konumuna bakar. Tabakların markasına kadar bakıyor. Neymiş tabakların markası bakıyor? Jumbo mu acaba? Oo, Kütahya porselen. Beni kazandı şu an ya. Burası Teos gerçekten. Ve manzarası muhteşem ya.
Ama şimdi şeyde de böyle manzaralı bir yere gideceğiz. Manzaralı tabii. Midilli. Kardeşim bizde her şey eşit. Bizde her şey kılıfına uygun. Burada nasıl gidiyorsak orada da aynı şeyleri yiyip aynı yere gideceğiz. Ben toplulukta hep böyle sizin yaptığınız yorumlara göre şekillendiriyorum. Birader, niye tavuk döner istediniz? Evet ya. Hem de %54'ü tavuk döner istemiş, mecbur tavuk dönerciye gideceğiz. Tavuk döner dediniz diye koskoca Yunan adasında tavuk döner yemeye gidiyoruz. Şimdi bu sofrada en önemli şeylerden bir tanesi de nedir? Evet, çok iyi. Kalamar ama ne? Bu kalamarın sosu, tarator sos mu deniyor ona? Bu sos da çok önemli. Değil mi? Ben böyle daha midye tava sosu seviyorum. Bu bayağı yoğurtlu bir sos. Ben orada peynir salata yemedim. Hmm. Bence şu evet. Üç arasında en zayıf karakter kalamar. Çünkü kalamar böyle yuvarlak yuvarlak oldu, böyle parça parça baksana. Bak, kalamar biraz börek gibi. Evet, börek gibi olmuş. Ben ahtapota da birazcık ekmek banmak istiyorum. Çünkü onun tereyağı fokur fokur geldi az önce, bayağı güzel geldi. Peynirli salatadaki peynir miktarını nasıl buldun peki? Burada beyaz peynirle kaşar peynirini karıştırıp rendeliyorlar üstüne. Bence beyaz peynir birazcık daha fazla olabilir böyle salatalarda. Zeynep'lerin yazdığı dikili de, dikilideki yerlerin çok üstünde burası. Onu söyleyebilirim. Evet. Evet. Yok, gerçekten bu bölgede bugüne kadar gittiğimiz en güzel yer olabilir. Eleştirimi de yapayım. Hı. Çok küçük. Zayıf, zayıf. Fiyatı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Porsiyonlar küçük biraz, evet. Porsiyonlar biraz küçük. Fiyatı da şimdi zaten söyleyeceğiz. Evet. Tat olarak hepsi beklentimin çok üstünde. Hı. Şey olarak. Çok güzel. Az. Ben çok seviyorum. Karides, kalamar. Ben beni bunlarla yaşatın. Beni bırak artık, döner, kebap. Yeter be. Egeli olunca yüzünde güller açtı. Balıkesir'i geçtik, Zeynep'in yüzü gülmeye başladı. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi çatı katında hesap vakti. Tahminin var mı reisim? Hesaplarsam. Evet. 2,5. Diyorsun, çok lan. Çok mu? O kadar gelir mi? Ne bileyim, manzara falan. Manzaraya para mı alıyorlar? Geldi. Evlilik cüzdanı gibi valla. Açıyoruz. Aferin lan. Aa, akıl küpü. Zeynep'e evet. Arkadaşlar Einstein diyormuş küçükken. Bak, çok iyi bilmişim ya. Bak. Var ya bak, ahtapota 600 demiştim, ahtapot 550. Karidese 500 demiştim, 475. Evet. Kalamar tavaya 350 demiştim, 450. Salata 320, kuver 180. Toplam 1975 TL. Sen milyar. Kaç euro yapıyor? Hemen bölelim. 56 euro yapıyor. Bakalım 56 euro tutacak mı şeyde? 56 euro bence biraz oraya göre fazla ya. Nereden biliyorsun? Ne bileyim, genelde Avrupa'da. Belki de Yunanistan pahalandı. Hadi bakalım. Neyse, burası böyleydi. Ama çok güzeldi. Güzeldi. Vallahi güzeldi. Şimdi Cunda dedim mi akla gelen birkaç şeyden biri. Söyledin ice mi? Cream. Dondurma. Dondurmaya gideceğiz. Hadi şimdi siz videoyu beğenirken biz de ta Cunda'nın en meşhur dondurmacısına gidiyoruz. Görüşürüz. Cunda deyince benim aklıma gelen ilk şey kardeşim, kalamar karidesten önce dondurmadır. Sakızlı Girit dondurması. Evet. Meşhurmuş buranın. Bir de onu böyle kavun içine koyarlarsa of. Ama şimdi burada kavun içinde yersek ta gideceğiz, Midilli'de de kavun bulacağız, onun içinde yememiz lazım. Anne canım, o kavun yoksa onların ayıbı, ne yapayım? Tamam, ben kavunsuz yiyeyim, sen kavunlu ye, onları şey yaparsın. Varsa yiyeceğim. Öğreneceğiz, hadi gidelim. En meşhur yeri dondurmacı Cemal'de. Sakızlı Girit dondurması yiyeceğiz, bakalım nasıl. Merhaba. Bak, yemin ediyorum gözüm seyirmeye başladı. Çok güzel. Çok uzun zamandır yemiyordum, biliyor musun? Cunda'ya geleli yıllar oldu. Çocukluğumda şöyle yerdim. Heh. Biz Ayvalık'tan çok fazla tekne turuna çıkardık. Ve tekne turunun yanına böyle şeyler yanaşırdı. Küçük küçük tekneler yanaşırdı. Böyle kavunun içinde bu dondurmayı satarlardı. Allah Allah. O zamandan beri kavun içinde bu dondurma benim favorim. Bu da çok enteresan. Yeni gelmiş, baksana. Evet, o değişik bir külah. Külah, değişik bir külah. Cunda kendini geliştiriyor. Krep gibi. Aferin lan. Krep gibi. Tabii canım, sonuçta buraya milyonlarca yabancı Türk turist geliyor. Oo, sakızı güzel. Ya. Benim merak ettiğim konu, Midilli'de de bu kadar güzel dondurma var mı? Bakalım. Çok güzelmiş lan sakızı. Peki benim anlamadım, Girit Yunanistan'da bir yer değil mi? Aha, belki Yunanistan'da da Girit dondurması vardır. Olabilir. Burası sonuçta çok fazla Girit'ten göç almış bir yer olduğu için. Hmm. Nüfusunda büyük çoğunluğu Rum diyebiliyorum ben burada. Hı hı. Ya şu an hala öyle miymiş? Ben bilmiyorum. Öyle diyebiliyorum. Kavun içi dondurma 250 TL, aha, içini full dolduruyorlar. Bu topu 60 TL, bu külah. Bu büyük külah. Büyük külah, büyük top koydukları için 60 TL. Buz dediğim abi. Bu ne? Muz aşkı. Muzlu. Yani bu şey gibi değil dondurma. Hani bazı yerlerde böyle krema olur. Hı, hı. Yani böyle sanki meyveden üretilmiş. Buzi mi denir ona, hani küçükken vardı ya. Öyle dondurma değil, gerçekten salepli yapılmış güzel dondurma, kaliteli dondurma. Dur, onu hesaplıyordum. Kafam karıştı. 250 lira, 8 euro falan değil mi? Çok aşkım, 250 TL şu bir dondurmaya çok. Yiyecek bir şey yok, çok yani. Ve ben kavun deyince böyle gerçek kavun, kocaman kavun zannediyorum. Yok, böyle. Bunlar hep yazılıyor. Yarın karşılaştırmalarımızda yediğimizde sağ üstte ya da sol üstte
Türk rakamı da yazacak zaten. Çok güzelmiş. Ama şunu söyleyeyim. Fiyatları bilmiyorum Midilli'de ne yaşayacağız ama kalite olarak genelde böyle yazlık yerlerde nasıl olsa turist geliyorum ayağına geçirirler ya fiyatları ama malzeme de kalitesiz olur. Ama burada malzeme kaliteli. Hem burada hem ahtapot ve kalamarda çok hoşuma gitti. Ya ben samimi söylüyorum bu kadar kaliteli ürünler yiyeceğimize gelirken bu kadar hayal etmemiştim. O yüzden hoşuma gitti. Sen bundan yedin mi? Ya ne kadar enteresan olabilir? Bundan katman lazım, veriyorum şimdi. Abi mi? Ne farkı var? Hayır, kavun böyle dondurmanın ağırlığını alıyor. Dondurma çok böyle tatlı tatlı ya, kavunla birlikte yiyince o böyle birbirini dengeliyor, çok güzel olmuyor mu? Oğlum çok iyiymiş lan! Evet. Ya sen ağzının tadını biliyorsun, çinti lan! Biz çocukluğumuzda buralarda koşturduk ya. Çinti! Biliyoruz herhalde. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Şöyle... Bu eriyeni var ya, sonra içiyorsun böyle. Allah kahretmesin seni. Nazdrobya, yok Nazdrobya. Neydi o şişman adı? Şişmanları zayıflatan adamın adı. Doktor Nazora'dan. Doktor Nazora'dan gelecek birazdan. Ne yapıyorsun ya? Ama öyle yeniyor bu. Sen kendin yerken iyi maşallah. Bir de bu kavun her zaman olmuyor. Yani... Fiyat farkını sebebini şimdi daha iyi anladım. Evet ama öyle çok de pahalı farklı oluyor. Da. Ya tabii canım her türlü. Şimdi burası da böyle. Fiyatları söyledik. Kavunlu dondurmanın çok enteresan bir şey olduğunu anladık. Şimdi... Siz istediniz. Tavuk döner. Evet, tavuk döner bulacağız. Cunda'da tavuk döner bulacağız abi. Ben buldum bir tane sizler için. Zaten galiba bir tane var sanıyorum ki koca adada. Hadi burada bulduk. Midilli'de tavuk döneri nereden bulacağız Zeynep? Onu da bulacağım, onu da bulacağım inşallah. Yarın oraya da gideceğiz. Hadi gidiyoruz şimdi. Cunda bizi iyi karşıladı ya. Ben sevdim. Cunda bizi iyi karşıladı. Yaptın? Hadi tavuk dönerde görüşürüz. Ve nereye geldik? Çok sempatik bir çarşı. Çarşıya geldik. Ne çarşısı? Ayvalık. Cunda çarşısına geldik. Tefo. Tavukçu Tefo içerideymiş. Tefo da olabilir. Tefo da olabilir. Tam emin değilim. Tavukçu içerideymiş. Ve çarşı böyle sempatik görünce bir birlikte Tefo'ya doğru yürüyelim dedim. Hadi gidiyoruz. Geldik. Oo çok soğuk. Dükkan çok küçük olduğu için deniz manzaralı bankamızda oturuyoruz. Hadi açalım. Dönerci Tefo. Bakalım. Araştırdık arkadaşlar. Midilli Adası'nda da dönerci varmış. Ama oranın döneri biraz tuhaf. Yarın onu da göreceğiz. Oranınki daha böyle pita ekmeği içinde bir tavuk döner sunuyor bize. Bu arada şu ana kadar Cunda'daki en ucuz şey tavuk döner. Aa, 100 lira. Tavuk döner 100 lira ama ayran 50 lira. Aa. Biraz benim kafamda bazı benimkini açsana be. Çok güzel açtın sen. Ha. Bir şey diyeceğim. Ulan Cunda'da şaşırtan performans. Seninki daha güzel görünüyor ya. Lavaşı mavaşı fena. Bunlar acaba pita mı benzetmeye vardır. Şimdi Midilli'de de varmış araştırdık. O yüzden şimdi burada da yiyoruz. Onun ekmeği mekmeği sosu mosu yoğurtlu mortluymuş galiba. Evet. Neyse burada da deneyelim. Ucuz olması şaşırttı ama. Seninki daha güzeldi. Al al Allah canını almasın al ya. Ooo sos fışkırdı. Patatesli matatesli. Niye tavuk döner seçtiniz be adamlar? Artık ben böyle anam babamın sürdüğü tavuk döner istiyorum. Bıktım sostan ya. Koy abi marul, domates, tavuk döner yeter ya. Patates. Patates koy. Oğlum bir soslu yapmayın oğlum artık Özlü. Vallahi yok ya sen Cunda'da da küçük bir yerde neden buna da sos koydun ya? Acaba tavuğun tadı çok kötü olduğu için onu bastırmaya mı yapıyorlar bu? Zannetmiyorum. Daha yenilebilir oluyor eyvallah ama bu sos sos sos. Tadı güzel bu arada. Patay sosu fena değil. Bir de insan özlüyor. Şu an bak Selen'e yedir şunu. Bayılacak. Ben beğenmedim. Çünkü Selen böyle Hatay soslu dürümleri çok seviyor. Midilli'dekini hiç sevmezsin. O en sos, her şey. Bir sürü sos koyuyorlar ona. Özhisar ayran olması. Bak, Özhisar. Mekanı artı bire getirecek bir şeydir bu Özhisar ayran. Seninkini içebilir miyim ben? Açmadım. Ya bu ne ya? Al onu da al. Bir şey diyeceğim ben döneri sevdim. Hani tamam özlüyorum böyle sade dönerleri ama bu da hiç fena değil. Ay ayran çok güzel ya. Duraklarımız Cunda'da bitti. Evet. Bir toplama yapalım şimdi. Al telefonu eline. 1975 TL balık restoranı tuttu. Dondurma? 650 lira tuttu toplam. Hı. Ama Selen deydi. Yarın da Selen yiyeceği için sıkıntı tamam. Yok. Bunlar da 300 TL tuttu. 150-150. 2925 TL'ye yani geldi. Yani Cunda'yı 2950 TL tuttu. 83 euro. Bu yemekleri 83 euroya yedik. Bakalım yarın. Aynılarını kaç euro yiyeceğiz? Yarın aynılarını 83 euroya yiyeceksek bence ama bir de tabii sunum bunun porsiyon, da önemli. Porsiyon evet. Bunları öğrenmemizin tek bir yolu var. Şimdi ben bu ekranı kapayacağım. Fışt açtığında Midilli'de çıkacağız. Wow. Lan bu nasıl bir hizmet? İnanılmaz. Bunun için bir de bir like atalım. 20 bin like ulaşalım. Şu çocuk artık bir yesin şunu nefessiz kaldı olur, konuşacağım tabii. Diye. Bir açalım Midilli'de uyuyoruz. Hadi hop. Ve hop nasıl geldik? Tak diye bir günde hemen geldik. Midilli'deyiz abi şu an.
Ama nasıl geldiğimizi kim anlatacak? Selen. Selen anlatacak. Çünkü bizim vizemiz vardı. Midilli'ye nasıl günlük vize alındığını Selen anlatacak. Bunu çünkü çok yorumlara yazmıştınız, bunu da anlatın diye. Şimdi hemen ben alıyorum ve mikrofonu Selen'e veriyoruz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Evet, Selen Hanım bize vize işlemlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Acaba hangi evraklar toplandı, kaç gün önceden buraya iletildi, nedir? Buyurun. Mevzumuz kapı vizesi öncelikle. Hızlıca alınabilen bir vize. Ya senin vizen de yoktu be. Evet, benim vizem bitmişti üzücü bir şekilde. Neyse, evraklarımızı topluyoruz. Evrakları birazdan sayacağım. 5 gün önce feribot ofisimize gönderiyoruz. Biz tur yolla geldik. Tur yolun ofisine gönderiyoruz fiziksel olarak. Bayağı kargo. Kargoyla. Evet. İçine parayı da koyuyorsun. 80 euroyu da koyuyorsun. Kargoyla gönderiyorsun. Ne gibi evraklarımız bir var? Bir gün olsa da 5 gün olsa da 80 euro değil mi? Doğru. Maksimum 7 gün kalabiliyorsun bu arada bu vizeyle. Bu eskiden bu arada şeymiş. Eskiden böyle günübirlik geldiğin zaman vize gerekmiyordu. Artık o uygulama yok, haberiniz olsun. Günlük yani böyle kalmayacaksanız bile mutlaka kapı vizesi gerekiyor. Evet, doğru, katılıyorum. Evraklarımız da şu şekilde. Kolay evraklar. Pasaport fotokopisi. Bir yıl içerisinde Schengen aldıysan onun fotokopisi. İki tane fotoğraf. Evet. Başvuru formunu dolduruyorsun. Bir de kimlik fotokopini dolduruyorsun. Parayı da yapıştırıyorsun içine. Postalıyorsun, gidiyor. 5 gün önceden ellerinde olması lazım. Biz ne olur ne olmaz diye bir hafta önceden gönderdik. Hiçbir sorun da yaşamadık. Şimdi ilk durağımız neresi onu da söyle, hadi gidelim. Bir şey daha ekliyorum. Bir dakika, kalacaksak otel konaklama şeyinizi de vermeniz gerekiyor. Evet, en önemli şeyi unuttuk. Feribot biletini aldıktan sonra bunları yapman gerekiyor. Önce bileti alacaksın. Sonra geliyorsun Ayvalık'ta liman kapısına, sıraya giriyorsun. Ondan sonra oradan işte harç pulunu ödüyorsun, geçiş yapıyorsun. Midilli'ye geldiğin zaman kapı vizesi sırasına giriyorsun ve oradan adını anons ediyorlar. Adını çağırıyorlar bayağı. Belgen hazır olmuş oluyor ve seni böyle mührü basıp gönderiyorlar. Çok da beklemedik bu arada, onu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dur, ilk durağı söyleyin. Zeynep söylesin. İlk durağımız şimdi biz nereye geldik onu da söyleyelim. Biz Midilli'ye geldik ama Midilli'nin Molivos kasabasına geldik. Burası Midilli'nin bence en güzel yerlerinden biri. Molivos'ta şimdi Martin's restorana gidiyoruz. Orada balık ürünlerini deneyeceğiz. Cunda'daki ile bakalım ne farklar var arasında göreceğiz. Hoşçakalın. Orada görüşürüz. Hazır gelmişken şimdi restorana giderken Midilli'deki ev fiyatlarını da göstereyim size. 200 bin euroya taş ev. Kim bilir nerede? Ne, burada işte. Bak, denize sıfır var. Tamam, o nerede? Denize yakın. Bak, deniz manzaralı. 250 bin euro. 120 bin euro. Bu biraz sıkıntı. Bu biraz tarla. Bu biraz tarla. Burada biraz ama sıkıntı var. Ama şimdi evet, ne yapayım? Mesela 100 bin euroya ne 100 var? 100 bin euroya taş ev var. 60 metrekare taş ev. Yukarıda biraz. 775 bin euroya da şöyle şato alabiliyorsunuz istiyorsan. Bu şey Michael Jordan evi gibi, kız kocaman. Evet, Molivos'tan ev almak isteyenler için de böyle bir bilgi vermek istedim. Daha nasıl bir hizmet sunalım? Bu kanal daha nasıl bir hizmet sunsun? Emlakçı olduk. Hadi. Biz yemeğimizi yiyelim. Ve ilk durağımız kalamar, karides, ahtapot deyince ilk akla gelen Martins'teyiz. Buranın çok iyiymiş. Zeynep dedi ki buranınkiler abav böyle böyle değil dedi. Hava 1400-768 derece. Andres, bu kadar abartmaya gerek yok. Bence şu gölgede konuşalım. Burası yani çok güzel bir yer burası ya. Manzaraya baksanıza, şahane bir manzara. Şimdi geldik abi. Hemen siparişlerimizi vereceğiz. Şu manzaraya bakar mısın? Ayvalık'ta da vardı. Burada da var. Buranın tek sıkıntısı da şu an görüyorsunuz. Bak şimdi araba gelecek. Bak şimdi hop. Merhaba. Böyle makası alıyorsun. Adamdan makası alıyorsun. Bak şimdi makası alacağım. Yapma. Dur. Bir dakika, makası alacağım. O adam senden. Ya kardeşiz. Greek, Türk, kardeş, together. Kimsenin senden makas almasını istemiyorum. Bak lütfen. Tamam. Burada da aynı şeyleri yiyeceğiz. Ne yedik Cunda'da? Dur şu makası alayım. Hello. Kalimera. Ne? Allah'ım çok güzel, bir sarılıp öpmek istiyorum herkesi. Çok tatlı insanlar. Cunda'dakiler de öyleydi, buradakiler de öyle. Ne yiyoruz? Ahtapot, kalamar. Şirimp. Şirimp, çip, karides. Bir de peynirli salata. Thank you so much. Şimdi ne dedik? Ahtapotu biraz ızgarası sert olur dedi. Çok önermiyorum dedi. Ama dedik ki. Ama evet, diğer tarafta yediğimiz şirin. Diğer tarafta biz tabii Cunda'da tereyağlı ahtapot dedik. Burada öyle bir şey burada yok. Burada öyle bir şey yok. Ya şarapta ve sirkede pişiriyorlar. O da zaten şu anda yokmuş.
Biz de mecburen ızgarasını söyledik. Bakalım dediği gibi sert mi bilmiyoruz, artık tadacağız. Sonra... Mesela bu dürüstlük de güzel. Evet değil mi? Aynen. Şey önermiyorum yaptı, diyor adam kısaca, yani. Kısaca abime onu vermeyeyim. Evet tam olarak öyle. Yani. Tamam onu o yaptı. Şimdi gelsin göreceğiz. Hunharca içeceğim, çok açık. Karides biraz farklı Cunda'dakinden. Evet. Cunda'da yine tereyağlı karides, jumbo karides gelmişti. Burada küçük küçük böyle soğanlı domatesle pişirilmiş güveçte gibi karides gelecek. Çünkü orada 8 tane vardı. Şimdi burada daha fazla olabilir ama onlar jumboydu. Jumbo, bunlar küçük aynen, olacak. Evet. Ama yine bir kalamarın boyutu. Porsiyonlarına bakarız yani. Gelsin siparişler bakalım Zeynep. Geldi. Ama ne, hani dur, tamam. Neler geldi? Bir karidesimiz evet. Geldi. Karides saganaki. Saganaki geldi. Burada o jumbo karidesleri tereyağında yapmıyorlarmış. Evet. Biz de böyle bir şey söyledik. Burada soslu. Da soslu kalamar geldi. Kalamarda bariz bir fark var. 8 taneydi. Buradakini sayamayacak kadar evet. Fazla. Ama şunlar bütün mü bakayım? Bütün. Ha, evet var. Yok bayağı var ya. Yani. Greek salatada da peynir fark atıyor sanki. Tamam şimdi fiyatları söyleyelim mi en son? Bence biz bir yiyelim artık ya. Tamam sen Zeynep acıktın. Bunları bir tadına bakalım. Biz... En son fiyat karşılaştırmalarını da yapacağız. Ama saganaki midir, aganaki midir? Ayrıyetten aganigi naganigi gibi duruyor bu. Aganigi naganigi. Dur bakayım. Ya bak o şeyi yaptı. Peynirle kandırmışlar. Sanki daha çok karides varmış gibi gösteriyor. Dökmeden, dökmeden ne olur. Beyaz beyaz örtülerimize dökme canım. Güzel. Çok güzel. Oo. Peynir ne kadar yakıştırıyorlar ya. Biz niye koymuyoruz? Peynirli bir şey bu karides. Küçük şirinpler. Çok lezzetli sosu. Acayip güzel. Peki sorumu sorarım şimdi. Kusura bakma. Sor. Hangisinden daha çok keyif aldın? Ya ikisi çok ayrı klasman değil mi ya? Biri tereyağlı, biri soslu. Ben galiba bu sosluyu daha çok sevdim ya. Ama bu sosun içinde biraz daha fazla karides arardım. Evet. Mi? Aha. Ahtapotus geldi. Look here what I shrimp. Cooking for you. Thank you. Grilled shrimp, yeah? Yes. Thank you. Look here. Martins bizi iyi karşıladı. Thank you, Martins. Ana. Bir de şey geldi, ızgara karides te geldi. Ulan be. Var ya istesek gelmez diyelim. Martins'e bak sen. Bir şey diyeceğim, aslında bizim Cunda dediğimiz böyle. Ama bu adam dedi ki yanlış yediniz, resmen o bizden, Martin bizden daha iyi biliyor. Bu sadece zeytinyağlı, Cunda dediğimiz tereyağlıydı. O kadar basit. O kadar basit. Şimdi bu nasıl yenir? Evet. Şimdi size göstereceğim. Ya bu çok güzelmiş. Bak ya. Bu nesi? Nesi? Bu karidesin kafası. Evet. Tamam bunu çekiyorsun. Bu zaten geliyor. Şöyle ben buralarını sevmiyorum. Kesiyorum. Ve burayı keseceğim. Karides ustası. Çok evde severim. Hep karidesi. Her akşam yemeden yatamam. Bak bu kuyruğu. Bu arada bazı insanlar yiyor ama ben sevmiyorum. Kaç tane karides gelmişti? Çok tane geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 tane değil mi? 9. Jumbo karides kaç tane vardı? 8. Aynı şey. Aa artık kalamarı deneyelim ya. Aa bak kalamarda ne yok? Kalamarda sos yok ama miktar olarak çok daha fazla farkındaysan yani. Kalamarda şov yapmış. Fiyatını bilmiyorum şimdi birazdan bakacağım ama. Bir şey diyeceğim ahtapot da çok lan. Ahtapot da bak. Miktar olarak daha fazla. Jumbo da ahtapot çok iyiydi. Bu biraz. Kayış mı? Yok ama. Zorladı. Ne demek istediğini çok iyi anladım adamın. Zaten vermek ama istemedi dedik ya. Grill şeklinde böyle pişirince sert oluyormuş. Ama orada öyle erik ve yumuşak mı? Demek ki yapılabiliyormuş. Cunda da tereyağında güveç gibi yapıyorlar. O çok güzeldi gerçekten. Yok bu sert yani. Ama ben... Onu nasıl öyle yumuşak yapmışlar bilmiyorum. Tat olarak sevdim. Hatta bir ekmek banmak isterim. Tadı kötü değil ama dediği gibi yenmesi biraz zor. Hepsini yedik. Salata yemedik. Ha salata yemedik. Salata çok önemli. Salatanın üstünde çok güzel bir kalıp peynir var. Ne var? Roka, peynir, soğan, domates, zeytin. Yarım kalıp peynir koymuşlar. Peynir daha fazla kesinlikle. Evet. Aynı tat ya. Sadece peynir oranı biraz daha fazla. Evet, peynir bir de bunlar soğan koyuyor. Yani salata olarak sadece peynir miktarı daha fazla. Öyle çok kalite şey yok bence. Farklı. Aynı canım ya. Cunda'daki de çok güzel oğlum. İzmir'in pazarları çok güzeldir Ayvalı Mayvalı'nın ya. Güzel zaten bir şey demiyorum ama. Gerçekten dedikleri kadar abartılı mıymış fiyatlar, söyle ucuz bakayım. Mıymış? Kalamar tavayı 450 lira yemişiz. Burada yazdım, not ettim. 450 lira yemişiz. 13.2 euro yapıyor. Burada kalamar tava 15 euro. 15 euro ama porsiyonu daha fazla. Evet. 15 euro ne kadar ediyor? Burası birazcık daha fazla ve porsiyonu daha fazla. Daha pahalı bir de, evet. Ama porsiyonu daha fazla. Daha fazla, eşit evet. Gibi yani. Evet. Tereyağlı karides 475 TL. 34'e bölüyorum. 13.14 euro. 14 euro. Burada 300 grammış 14.50. 14 euro. Tam aynı gibi. Aynı 50 cent fark ediyor. Ulan hani daha ucuzdu değil işte. Ahtapot 550 TL'ymiş. 550. 16 euro. Burada ahtapot 14 euro. 14. Ahtapot bir tık daha ucuz. Şey, 2 euro daha ucuz. Salata ne kadar? Salata 320 liraymış. Burada salata 6.80. Salatadan geçirmişler. Salatadan canda da geçirmişler. Daha ucuz. Salatanın burada peyniri daha fazla. Evet. Kalamarın miktarı daha fazla. Yani hemen. Aslında şöyle aynı paraya. Aha o ne? Anna Martin geldi.
Musakka. Ana bizde de var musakka. Martin sürekli bizim için bir şeyler pişiriyor içeride. Sağlıklı bir musakka pişirmiş. Kurban oldum, getirdi onu. Aslında şey diyebiliyor muyuz şimdi? Aynı fiyat. Diyebilirsin. Aynı fiyata burada aslında bir tık daha fazla porsiyon yiyorsun. Evet. Genel olarak deniz ürünlerinde fiyatlar aynı ama oranlar çok daha evet, fazla. Evet, oranlar farklı. Burada daha tabaktaki miktar daha fazla. Daha bir göze de hitap ediyor. Daha da doyurucu. Yani şeydeki kalamar neydi öyle küçücük kasede getirmişler. Evet. Burada koca tabakta getirmişler. Tabii burada sos yok. Biz Türkiye'den farkı. Evet. Yanında salata gelmişti. Bakalım şimdi biz bunları bir gömelim. Selenim de yesin. Selenim de kalamar kalamar diyor arkada. O da bilirsin. Sonra totalini karşılaştırmaya geliyoruz. Sonra da totalini karşılaştırmaya hemen geliyoruz. Etap geldi hem de karpuz eşliğinde. Bak bu ikramlar. İkramları seviyorum ya. Güzel. Şimdi fiyatımız ne kadar tuttu? 61 euro. 61 euro tuttu. Evet. 61 euro diğer tarafta Cunda'da 58 euro denk geliyordu. Hemen hemen aynı fiyatla. 3 euro burası daha fazla. Porsiyonlar daha fazla. Evet. Karides ve ikram karpuzumuz var. Şimdi ben burayı bir tık daha fazla beğendim. Niye daha fazla beğendim? Şimdi bana böyle uyuz olanlarınız olabilir ama sanki böyle daha kaliteli, malzemeler daha kaliteli gibi geldi. Yani o yediğin şeyin lezzetini böyle daha çok alıyorsun gibi. Fiyatlar aynı ama demek oluyor ki balık ürünlerinde en azından. Abi Yunanistan'da bunun iki katını yerim. Doğru ama yarı fiyatına doğru değilmiş. En azından bunu anladık. Evet yani bizim gezdiğimiz restoranlarda böyle tabii belki başka yerlerde farklı bir şey vardır onu bilemeyiz. Bir de biz tabii sadece şu an karides, kalamar ve ahtapot özelinde konuşuyoruz. Diğer işte çıpra, levrek gibi balıklar nasıl onu bilmiyoruz. Aynen anlamıyoruz ama fiyatlara baktığımda orada da baktım burada da baktım onlarda da böyle ütopik farklar yok. Evet. Hemen hemen aynı fiyatlar ama gibi. Ama buranın farkı bence kesinlikle porsiyon. Porsiyon. Kesinlikle porsiyonlar aynı burada. Fiyata daha fazla evet. Yeriz ama dendiği gibi yarı fiyatına değilmiş. Değil. Evet aynen. Onu görmüş olduk ki şu an Midilli'deyiz. Niye Midilli Adası'nı seçtiğimizi de burada söyleyeyim. Geçen bayramda rekor kırdı. Yani burada insanlar insanların üstüne çıkıyormuş. O kadar kalabalıkmış. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi biz Molivos'tayız. Yine Molivos'ta bir dondurmacıya gideceğiz. Ice cream. Merhaba. Merhaba. Sağ olun, görüşürüz. Ulan Yunanistan'da turistler bile tanıyor. Bu video likelanana kadar 1 milyon abone olunca ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Dansöz kıyafeti giyip pastadan çıkacağım. 1 milyon, milyon, milyon. İnşallah görmem yani. Bunun burası da böyleydi. Şimdi bakalım dondurma ve dönerde. Döner ne ya? Allah topluluk kısmına yazan onlar. Kusura bakma kardeşim. Benim takipçim, 360 bin takipçim ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Okey. Tavuğu da burada dönerde yiyeceğim. Hadi şimdi dondurmacı. Oradan da döner. Hadi görüşürüz. Ve ikinci durak karımın ice cream diye sayıkladığı yere. La Casa del Gelato. Burayı özel olarak seçti çünkü buranın homemade'miş. Ne yazıyor orada? Homemade gelato. Gelato ile dondurma arasındaki fark ne? Gelato dondurma demek değil mi? Bence İtalyan dondurması. O daha kremamsı mı oluyor diyebiliyorum. Gelato. Gelato. Gelato ve gelato ya. Gelato değil, gelato. Ne bu Karadeniz'imiz biz gelato diyoruz. Benim bildiğim öyle. İtalyan dondurması daha kremamsı. Gelato daha böyle kremamsı bir tat peki, oluyor. Peki gelato nasıl? Gelato daha, o daha farklı. Gelip şu dondurmayı hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Ne gelatosu ne gelatosu. Bakalım ne kadar. Kaç, bakalım topu kaç TL. Evet, bakalım. Hello. Okay, şeyde de çivi yedik. Evet. We have a, this one, two mastic ice cream, two top, top ball, two. Diğerini ne söyledin? Mango. Mango, of. Ağzının tadını biliyorsun. Bozdu bütün düzeni. Hemen dondurmada bozuyorsun düzenimizi. Çocukla çekim yapmak çok zor ya. Vallahi billahi bir tane takipçimizin ben çıkayım aradan. Gelin siz çekin bu çocukla ya bir ya gün. Ya bir şey diyeceğim. Bu top nasıl bir top lan? Çok büyük bu top. Midilli'nin topları da büyükmüş ama. Midilli'nin topları da fena. Vardır. Ya ben niye sen yaşadıkça sana benziyorum ya. Güzel yoğun bir sakız tadı var. Bir dakika sakıza daha bakmadım. Mangodan yükselemedim oraya. Sakıza bakıyorum. Denemek ister misin? Denemek ister misin? Biliyor musun sen onu da bilmiyorsun tabii. Çok eğlendim. Bence Cunda'nın sakızı daha güzeldi bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Cunda'nın sakızı böyle Maraş bir... dondurmasını sakız yapmışsın gibi böyle salepli salepli. Bu bildiğin sakızlı krem şanti gibi ya. Ben o yüzden gelatoyu sevmiyorum çok fazla. Yok bu şey değil ama öyle sorbe değil. İşte onu diyorum. Aynen. Sütlü bu da dondurma ama şeyin krem sanki daha gibi. Maraş dondurması o bizim sevdiğimiz daha böyle yoğun tat var ya. Cunda'daki öyleydi. Bu da kötü bir dondurma değil ama ben Cunda'yı tercih ederim. Şimdi fiyatı bilmiyoruz. Bir mangoluna bakabilir miyim? Mango. Mango bayağı iyiymiş lan. Mango çok iyiymiş oğlum. Mango çok iyiymiş lan.
kanka vay ayıymış oğlum. Niye bana iki tane sakız var? Varma ya insanların var içinde. Şimdi şöyle yapacağım. Ben şimdi fiyatı ödemeye geçeceğim. Burada bize geçirilermiş gibi bir hisler içimde Zeynep. Sağlık olsun, ne yapalım? Burada bir tık daha pahalıymış gibi geliyor mu bir bakalım. Hadi şimdi fiyatı öğrenip geliyorum. Kızdı. Fiyatları öğrendim. Kapı 3 euroymuş. Yani bir top 3 euroymuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Top scoop demiş. Evet, scoop. Scoop. Toplam 15 euro tuttu. 5 scoop aldı. Selen'i evet de aldı. Yani şunu öğrenmiş olduk. Tat olarak da Cunda daha iyi. Fiyat olarak da Cunda her türlü alıyormuş. Evet. Şimdi şöyle diyenler olur. Lütfen bunu göz ardı edin diye söylüyorum. Abi yalnız orada bir askeri ücrete orada 200 tane dondurma alıyorsun. Bizim orada 6 tane. Arkadaşlar biz ekonomi kanalı değiliz. Biz sadece TL bazında hangi taraf daha fazla yemek yer, hangi tarafta daha fazla onu ölçüyoruz. Biliyorum ben de buradaki asgari ücretle daha çok dondurma alın ama o başka kanallar. Ne bileyim onun için şeyi izleyin. Şimdi ne bileyim Fatih Altaylı'ya yönelin o fiyatları ya da Özgür Demirtaş onları izleyin. Biz sadece bir yemek kanalı olarak TL bazında hangisinde daha çok daha azı merak ettiğimiz için bunları yapıyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Heh. Ama Türkiye'de topu 5 liraya dondurma yediğim günleri de özlemedim değil. Evet, fütursuzca böyle. Fütursuzca yani yiyorduk o dondurmayı. Nereden ne ara 50 TL oldu dondurmanın topu ben anlamış değilim ya. Şimdi ulan topluluğa kızıyorum ama ben de inceden merak ettim Midilli'deki döneri şimdi ya yok. Evet. İnceden çıtırtan bir merakım var açıkçası. Evet. Dönere gidiyoruz abi. Teşekkürler. İyi ki istediniz. Sana en çok ankette iyi ki en çok döneri yapmışsınız. Pita'da döner yemeye gidiyoruz. Pita döner ha. Benim canım oo, ya. Oo cahilim. Buradaki dönerin adı da pitaymış bu arada ben bilmiyordum. Yok pita mi ekmeğinin içinde? He. Giros veya ciros diye okunuyor. Ben seni götüreceğim sen merak etme. Bugün de ben onu götürürüm. Midilli, ne yapalım? Ben Hatay soslu dürüm bilirim kardeşim. Hatay soslu Hatay çok kötü diyor. Ben maydanoz döner bilirim. Ben tamam sen dondurma niye? Yak hocam sen. Hadi gidiyoruz. Hadi. Üçüncü durağa geldik. Geldik. Ulan bu deniz manzarası tavuk dönere nasıl bir önem veriyorlar lan? Bitmiyor. Böyle. Tavuk dönerde bile deniz manzarası var. Her yer deniz manzarası. Buranın tavuk dönerinin adı Giros. Evet. Şimdi onu yiyeceğiz. Özel bir pita ekmeğine yapılıyor. Tavuk döneri basıyorlar. Burası hiç tavuk döner olan bir yere benzemiyor ama bakalım deneyeceğiz. Vallahi ben de inanamıyorum. Dur bakalım var mı içeride bakalım. Peki. Konuş sen. Şurada da var ya. Alacağım. Peki sen tavuk dönercisin. Bu manzara ne ya? Tavuk dönerci değil ama burası ya. Tavuk dönerci? Hayır canım. Bar diyor. Burası bir bar aslında. Kokteyller var, şaraplar var, biralar var. Bir de yanına yapıştırmışlar. Aşkım öyle olsa sence tavuk döneri koyarlar mı girişe? Aha kocaman tavuk döner mi? Ambleme öyle güzel yedirmişler ki hiç öyleymiş gibi görünmüyor yani burası. Bildiğin burası tavuk dönerci arkadaş. Ama bizim, yanında da yancıları var. Bizim bildiğimiz bir tavuk döner gelmeyecek diye düşünüyorum. Bence farklı ben bir şey gelecek. Ben şoklardayım. Fiyatlara bakmadık kız. Neyse fiyatlara bakmadık. Söyledik artık ne kadar geçirecek. Sıcak dur temasta yani bulunmayalım sıcak fazla. Ne kadar geçirecekler hiçbir fikrimiz yok. Fiyatı da öğrendik. 4 euroymuş. Bir adet giros eşittir 4 euro. 4 euro yani ne 140 kadar? 140 TL. 140. Ucuz yani ucuz geldi. Ucuz değil normal Türkiye'deki gibi Türkiye'de yani. Türkiye'de normalde İstanbul'da değerini 140-150 liraya yiyorsun diye hatırlıyorum ben. Yemiyorsan ayıptır artık zaten yani. Bir de tipi nasıl oğlum? Şimdi giros diyor. Bildiğimiz tavuk dönerle alakası var mı? Pita yok. Ekmeğine sarıyorlar daha yumuşak bir ekmek. Ha? Bizim onun şey gibi tırnak pide gibi mi? Evet onun gibi bir şey. Onun arasına böyle galiba benim okuduğum kadarıyla tatsiki falan da koyuyorlarmış. Neski? Tatsiki. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya Resulallah. Tatsiki demiyorlar mı onlar? Cacık gibi. Cacık demek o. Ama tatsiki diye onu. Eski tatsiki. Karıştırma şimdi Zeynep. Öyle okunuyor tatsiki. Gelince göreceğiz. Biz en iyisi gelsin. Şeyim abi, ahlakım bozulmadan şu döneri yiyelim gidelim artık. Hemen gelsin hadi bakalım neler varmış. Ay çok güzel bir gün ya. Ve geldi. Ooo bu ne lan? Patatesli, domatesli, tavuk dönerli. Döner nereye takmışlar burada acaba? Burada içeride döner yok arkadaşlar böyle kesen. Hayır demek ki içeride var ama bizdeki dönerciler gibi böyle yani kabak gibi ortada yani değil demek. Hiçbir yerde ben görmedim döner kesen adam. İçeride de yok ben ve içeri gittim. İçinde tatsiki var. Tatsiki değil o evladım caciki lan. Hay tatsiki ne be. Tatsiki tatsiki. Tatsiki. Caciki caciki ya. İnşallah tatsiki değildir yani umarım. Ben yoğurt değil daha çok salça soslarını Hatay sosluyu severim şu aslında. Şu an Midilli'de bir tavuk döner karşılaştığımıza inanamıyorum. Ben bunu daha çok beğendim gençler. Ben o Hatay sosundansa zaziki midir, caciki midir, tasdiki midir her neyse onu
tercih ediyorum. Türkiye'de öyle döner ne yazık kalmadığı için. Niye kalmadı? Her yer sosa mı boğdu? Hem sos. Ben sossuz döner yiyemiyorum. Pişeceğim patatesler de çok güzel. Bir de bana dünkü yediğimiz yerde et biraz az gelmişti. Etin miktarı olabilir. Da azdı. Burası orası da lokal bir yer. Gerçi burası da lokal bir yer ama burası... Şimdi Cunda'da gittiğimiz yer ve içeride oturacak yer bile yoktu. Burası denize... Şuradan atlasam denize atlayacakmışım gibi yani. Atlamam evet öyle yani. Fiyat olarak dedikleri gibi değil, insanların sürekli böyle Yunanistan'a gidip gelen abi fiyatlar yarı fiyatında değil. Fiyatlar hemen hemen aynı, hatta döner 100 liraydı Cunda'da, burada 140 lira. Ama bu arada bir şey eklemekte fayda var. Cunda ile Midilli arasında çok fark yok. Hani belki evet. Çeşme ile Kos arasında veya Çeşme ile Midilli veya Bodrum Midilli arası. Bu videoya 20 bin like gelirse Çeşme ile Sakız'ı da aynı şekilde karşılaştırır mıyız? Hem de size... Ben çok sevinirim. Hem de yorumlara siz yazın, örnek veriyorum. Tavuk döner, kahvaltı, kalamar, balık neyse. Eğer bu video sözde 20 bin like gelirse aynısının Sakız Çeşme yapacağız. Bodrum Kos. Bodrum Kasta yapabiliriz, onu da yorumlara yazın. Yediklerimiz bitti reis, bu kadar. Bitti. Peki nedir senin şeyin? Buradaki döneri mi tercih edersin? Ben buradaki döneri daha çok sevdim. Gerçekten et yoğunluğu daha fazla bir. 40 lira daha fazla bir. Baksana içinde yarım kilo et koymuşlar. Evet. Onu da sorarım ne kadarsa. Şunu söyleyeyim, buradaki tavukları tat olarak daha çok beğendim. Burada yalansız konuşmuyor. Eğer Cunda her türlü daha ucuza geliyor. Çünkü bilet fiyatı 1. Kapıda vize alacaksan 80 euro bir de kapıda parası ödüyorsun. Evet. Yani ekstra bir zaten 100 euro Cunda'da yediğin şeyleri karşılıyor gibi düşün. Yani Cunda'da toplam 80 ne kadar hesap ödemiş? 58 euro. Yok yok toplam. 83 euro dedik toplam. Cunda'da zaten 83 euro ödedik. Burada kapıda vize uygulaması 80 euro. Yani her türlü Cunda çok daha ucuza geliyor. Ama, tatil için ama tabii. Tatil şey için. Hı. Ama vizeniz varsa, vize, seyahat sıkıntınız yoksa yani Schengen evet. Vizeniz, yeşil pasaportunuz varsa ben de buraya gelirim. Ama dondurma yemem. Dondurma mı gidip? Dondurma ucunda da yerim. Dondurma ucunda da sakız. Balığımı Midilli de yerim. Balık Midilli. Tavuk döner ben de tatilde yemeyin ama ille yiyecekseniz Midilli de bir giros yiyebilirsiniz. Çok haklısın. Yemek kalitesi konusunda kesinlikle. Evet ya burası bir başka gerçekten. Kalite olarak, malzeme kalitesi olarak, tat olarak daha güzel. Vallahi böyle her şeyi söylediğimizi düşünüyorum. Ben kendi vicdanım ya tam istediğim gibi bir video oldu. Sizin de tam istediğiniz gibi bilgiler varsa bu videoda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmadıysanız bu zaman %45'lik bir kısım var. İzleyip abone olmuyorlar mı? Güzel. Beni bir tık üzüyor ama canınız sağ olsun. Bizden bu kadar. Vallahi Midilli'yi gezdirdik ya. Gezdik vallahi gördük. Manzaralar. Arkamız tavuk dönercinin denize sıfır. Şimdi bir denize gidelim. Bir girelim. Belki oradan görüntüler de veririz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.